Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak Yargılı. Şu anda Playa del Carmen'de, Playa Esmeralda, yani Esmeralda plajındayım. Burası özellikle bir plaj. Hem size bu plajı tanıtacağım, göstereceğim. Hem de bunun haricinde burada oluşan sargasso yosunu probleminden bahsedeceğim. Aslında bu yosun sadece bizler için, yani turistler için bir problem. Evet, bu yosun deniz turizmini biraz etkilemekle beraber ekonomik değeri olan bir yosun. Bundan dolayı da buradaki halk buna denizden gelen altın diyor. Bu yosunlar çok güzel işlenerek ekonomiye geri dönüştürüm sağlanıyor. Size onlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi şöyle göstereyim size. Burası iki bölümden oluşan bir plaj. Plajın bu kısmında senote var. Yani kaynak suyu var. Burada tatlı su çıkıyor. Plaj alanı genelde bu şekilde. Senote aynı zamanda denize doğru gidiyor ve denize dökülüyor. Şu anda sargasso yosunu sahillere 1 kilometrelik sahil şeridini 10 ton olarak yağıyor resmen. Bunun sahillere vurması da tabii büyük bir sıkıntı yaratıyor. Hem deniz turizmini etkiliyor. Bunun haricinde de müthiş bir koku yayıyor. O yüzden insanlar genelde sahillere gelip denize girmek istemiyor. Şu anda Playa del Carmen'deki bütün turistler daha uzak yerlere gidip oralarda denize giriyor ya da senoteleri tercih ediyor. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Uzakta makinalarla çalışılıyor. Devamlı bu yosunlar toplanmaya çalışıyor. Sakin yer bulayım, biraz güneşten kaçınacak bir yer bulayım. Size bu arada da sargasso hakkında bilgiler vereyim. Neler yapılıyor, ne işlere yarıyor onları anlatayım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, 2 dakikada mangomu da aldım. Üstüne tabii ki olmazsa olmaz çili koyuldu. Biraz tuz ve içinde de limonlar. Artık konumuz sargassoya geçebilir. Bu arada hem mangomu yiyip hem size sargassoyu anlatmaya çalışacağım. Sargasso bir çeşit yosun. Aşağı yukarı Meksika Körfezi'nin çok az yukarısında kuzeyine doğru bir sargasso denizi denilen bir alan var. Bu yosun burada ürüyor genelde. Mevcut deniz akıntılarıyla da yavaş yavaş sahillere geliyor. Bu yosunun etkilediği alan aşağı yukarı 2800 kilometrelik sahil şeridi. Çok geniş bir alana geliyor. Bu yosundan da birçok ürün üretiliyor. Bu konuda üretim ilk önce Danimarka'da başlamış. Danimarka bu konuya el atmış. Bundan bir şeyler üretilebileceğine kanaat getirmiş. Daha sonra bu konu üzerine Amerika'da çalışmış. Şu anda Meksika'da da UNAM Üniversitesi bu konu üzerine çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda Deniz Bilimleri Fakültesi de bu konu üzerinde büyük çalışmalar yapıyor. Evet, Meksika'da da bu konuda birçok ürün üretiliyor ama yeterli değil. Daha fazla verim elde etmek mümkün. Şu anda bu yosunların sahillere vurmaması için sahillere çok büyük şeritler yapıldı. Genelde bunu denizde tutmaya çalışıyorlar. Çünkü ekonomik değerinin arttığı nokta denizde olduğu nokta. Şayet denizden direkt toplanıp fabrikasyona geçilirse bu şekildeki fabrikasyonda daha çok ürün üretilebiliyor. Ama sahillere vurup da çürümeye başlarsa ekonomik değeri biraz daha düşüyor. Size bundan neler üretiliyor onlardan bahsetmek istiyorum biraz da. Evet, sargassodan üretilen ürünler öyle 1-2 filan değil. Birçok şey yapılıyor. Mesela nedir? Gıdalarda sertleştirici, kıvam arttırıcı, emigratör olarak kullanılan ürünler yine bu sargasso yosunundan imal ediliyor. Bunun haricinde birçok organik bitki gübresi bundan yapılıyor. Birkaç çeşit organik gübre yapılıyor. Katı ve sıvı olarak bitkiler için organik gübreler bundan yapılıyor. Ve bitki verimliliğini gerçekten çok arttırıyor. Aynı zamanda hayvancılıkta besi malzemesi olarak kullanılabiliyor. Bunun haricinde kozmetikte kullanılıyor. Özellikle saç bakım ürünlerinde, saç şampuanlarında kullanılan bir özütü var. Bu saçlar için çok faydalı. Artıklarından, posalarından biyo yakıt elde edilebiliyor. Yine bu yosun ayakkabı sanayinde kullanılabiliyor. Ayakkabılar için uygun tekstil malzemeleri bu yosundan üretilebiliyor.
ekonomiye çok hızlı dönüştürülemeyen posa tipi atıkları ise tuğla yapımında kullanılıyor. Biliyorsunuz Meksika oldukça depremlerin yüksek olduğu bir ülke. O yüzden hafifleştirilmiş tuğlalar bunlarla üretiliyor. Aynı zamanda biyolastik üretiliyor. Biyolastik için de yapısındaki, kıvamındaki şeyler çok önemli ve çok kullanılabilir. Ve bunun haricinde de yine geri dönüşümlü, tek kullanımlık tabaklar, bardaklar, pipetler, bu tarz şeyler de sargazo yosunundan üretiliyor. Daha çok ürünün üretilmesi için de birçok çalışma var. Dediğim gibi UNAM Üniversitesi'nde profesörler bu konu üzerine bir ana bilim dalı yaratmışlar ve bu konu üzerine çalışmalar yapıyorlar. Yani gelen bu sargazo yosunun turistik zararı kadar aynı zamanda yararları da çok fazla. İşte o yüzden buranın halkı bu yosun için denizden gelen altın diyor. Şu anda Playa del Carmen'de de iki tane fabrika kurulmuş vaziyette. Bu fabrikalarda birçok işte tuğla, inşaat profilleri, geri dönüşümlü tabak, bardak, pipet üzerine üretim yapıyorlar. Daha kimyasal olarak üretim yapabilecek şeyler Meksika'da kurulmamış vaziyette. O yüzden denizden toplanan taze sargazo yosunlarını da gemilerle Amerika'ya ve Danimarka'ya satıyorlar. Bu da Meksika için çok büyük bir gelir kapısı. Şöyle düşünün, 1 kilometrelik sahil şeridine şu ana kadar 10 tondan fazla yosun gelmiş vaziyette. Üst üste koyulduğu zaman 2800 kilometrelik sahil şeridinde müthiş bir gelir kaynağı yaratacak ürün var aslında. Evet arkadaşlar, bu sargazo yosunuyla ilgili sizlere de anlatabileceklerim şu anda bu kadar. Ben mangomu yemeye devam edeceğim. Hepinize uzaklardan sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve bizlere abone olmayı unutmayın. Hatta bizlere abone olduktan sonra şuradaki zilimize de dokunursanız bizden gelecek daha sonraki videolardan da haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler ve saygılar.